Herkese merhabalar. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Yazılı kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih hepsini mükemmel bir şekilde izleyeceksiniz, halledeceksiniz. Bugün de sizlerle beraber en zorlandığınız derslerden biri olan edebiyat yazılısına mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Harika bir prova hazırladık sizler için. Öncelikle kısa bir giriş yapacağız. Konuları sanki hiç bilmiyormuşsunuz gibi, hiç duymamışsınız gibi, bu saate kadar hiç okula gitmemişsiniz gibi şöyle mini bir özetleyeceğiz. Ardından da çıkabilecek güzel sorularımızı sizler için hazırladık arkadaşlar. Sorularımızı hazırlarken uzman hocalarımıza sorduk. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarımıza baktık. Kolejlerde, Anadolu liselerinde, Anadolu İmam Hatip liselerinde, fen Liselerindeki hocalarımıza görüştük ve e, dediler ki "Kazı kur aziz olacak." Yani sınav zor olacak dediler ama hayır, zor sınav yoktur, çalışılmamış sınav vardır diyoruz. Güzel güzel çalışacağız ve burada gördüğünüz güzel soruları çözerek inşallah mükemmel sonuçlara ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta giriş ünitemiz var. Hikaye ünitesi ve dil bilgisi var. Dil bilgisi son derece basit arkadaşlar. Filmsiler zaten son derece kolay. Bunu birazdan anlatacağız sizlere. Yazım kuralları noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gereken bazı temel noktalar var. Yani cümlenin sonuna nokta konur. Bunu zaten bildiğinizi biliyorum ama iki noktanın veyahut da üç noktanın karıştığı yerler var. Onları dile getireceğiz. Ama isterseniz gelin edebiyatla başlayalım. Şimdi ilk kısım son derece lokum. Yani dünyadaki en kolay edebiyat konusu seçildi geçen sene bütün edebiyat bilim insanları tarafından. Nedir? Edebiyat tarih ilişkisi, din edebiyat ilişkisi. Arkadaşlar eğer siz sınavda hocanız ki böyle bir şey sorulacak. Kesin çıkar buradan arkadaşlar. Bu görüntüden kesin soru çıkacak. Eğer siz sınavda edebiyat ve tarih ilişkisi nedir derse şunu bir kere bilmeniz lazım. Öncelikle edebiyat insan için Araç olarak dili kullanıyor ama insan için kullanılıyor ve insana hizmet ediyor, insandan esinleniyor ve insana sunuyor. E tarih de yine insan için. İnsanın geçmişte yaşadığı olayları anlatıyor. Dolayısıyla edebiyat ve tarih birbiriyle son derece ilişki içerisinde. Bir milletin edebiyatı vardır öyle değil mi? Mesela biz Türk milleti olarak bizim bir edebiyatımız var, milli ruhumuz var, milli hayatımız var. Bunu göstermek için biz işte edebiyatı kullanıyoruz. Edebiyat ile biz tarihte yaşanmışlıkları yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla edebiyat da tarihte insan hizmet ediyor. Ve şu da unutulmaması lazım ki tarihi gerçeklik. Bak şu tarihi bir gerçek. tarihi bir gerçek. Buraya yazıyorum. tarihi bir gerçek. Araya bir edebiyatçı giriyor. Edebiyatçının prizmasından geçerek... Tarihi gerçeklik edebiyatçı tarafından yeniden yorumlanıyor. Yani Kurtuluş Savaşı'da bir gerçeğimiz var. Bunu edebiyatçılar mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu ya da Halde Edip Adı var ya da Refik Halit Karay. Herhangi bir büyük romancı kendi prizmasından geçirerek edebiyat olarak bizlere sunuyor. Dolayısıyla tarihi gerçeklik edebi eserlerde yeniden yorumlanıyor demeniz gerekiyor. Tarihi olaylar edebiyatın kendi kurmaca dünyasına yeniden yorumlanmaya müsaittir demeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burası birinci mantığımız. Anlaşıldı değil mi? Tarih bir gerçek edebiyat ise edebiyatçının gözüyle sunulan bir eser. Bu tabii ki öğretici metin, bu sanatsal metin oluyor. Din ve edebiyat ilişkisine baktığımızda şunu iyi bilmemiz lazım ki bizim en önemli edebiyatın en önemli malzemesi dil. Tamam bunu biliyoruz. Ama din de dilin zenginleşmesinde, değişmesinde etkin rol oynuyor. Mesela İslamiyet öncesi Türk edebiyatı var. İslamiyet etkisinde Türk edebiyatı var. İslamiyet öncesinde bizim dilimizde namaz, Kur'an, Allah, peygamber, oruç, zekat kelimeleri yok. Veya buna benzer tasavvuf, ilahi aşk, fena fila böyle şeyler yok. Sonradan tabii gökten inancı var ama İslamiyet'e geçtikten sonra Arapça, Farça terimler dilimize giriyor. Dolayısıyla din anlayışımız dil anlayışımızı da değiştiriyor. Ve hatta Uygurlar Budizmi seçtiğinde yine aynı şekilde Maniheizm alakalı eserler yazıyorlar. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde gök tanrı inancı, şaman kültürü, kaman baksa ozanların törenlerde dini duygularla şiirler yapmaları ve hatta Uygurlar döneminde dini içeriklerin olması bunlar hep İslamiyet öncesi dinin edebiyatımıza etkisi. İslamiyet sonrası ise çok daha fazla etkili olacak. Niye? Geçiş dönemindeki bütün eserler, ilk İslam eserler, Kutat Kubilikler, Divan-ı Türkler, Atabetül Hakayıklar, işte Divan Hikmetler hep böyle İslamiyet'i anlatan, öğütleyen didaktik eserler. Ve Ahmet Yesevi tasavvuf düşüncesini ortaya çıkaracak. Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşi Veriler, Pir Sultan Abdallar hep vahdeti vücudu anlatacak. Yani edebiyatla din esasında net bir şekilde iç içe. Yani tasavvuf konusu, Allah sevgisi buna benzer şeyler din insan için öyle değil mi? Yani mesela şöyle düşünün. Hiçbir kediri ben Müslümanım ya da Hristiyanım dediğini veyahut da ben inanmıyorum dediğini duydum, görmediniz. Din insanlar için. Dolayısıyla edebiyat da insanlar için o bağlamda söylememiz gerekiyor. Burada tarihi gerçekli edebiyat yorumluyordu ama dinde ise şöyle bir şey var. Din ile edebiyat arasında kuvvetli bir bağ var. Ve edebiyat da toplumsal yaşamı insan yaşamını ele aldığı için din de insana ve topluma hizmet ettiği için beraber birlikte hareket ediyorlar. Yani mesela edebi eserlerde dualar var, övgüler var, yakarışlar var. Hep bizim eserlerimizde ilahiler, mesneviler... Hatta ileriki dönemde Mehmet Akif Ersoy İslami lirizmi getirecek. Nurullah gençler, Cahit Zarifoğulları. Yani dolayısıyla edebiyatla dinin de insana hizmet ettiği için ee, iç içe olduğunu söyleyeceksiniz ve hemen az önce anlattıklarımı anlatacaksınız sınavda. Nedir? Mesela bu da çıkar sınavda arkadaşlar. Şöyle kesin çıkar kağıtlarımızdan bir tane alalım. Burada arkadaşlar güzel hazırlamışlar. Mutlaka bil arkadaşlar burayı. Nedir? Bir. İslamiyet öncesindeki kavramlardan bahsedin. Gök Tanrı inancından, işte İslamiyet öncesinde dizimle tanışınca bu Uygurların mutlaka e, dini içeriklere yönelik tarzlarının değiştiğinden. Sonra İslamiyet tanıştıktan sonra işte böyle dini eserlerin yazılmasından, Yunus Emre'lerden, ilahilerden, mezhebilerden, tasavvuftan mutlaka bahsettiğiniz zaman edebiyatla din ilişkisini bildiğiniz hoca kabul edecektir. Şimdi Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerine baktığımızda bir İslamiyet'in kabulünden önce Türk Edebiyatı var. Burada şiirler böyle dörtlükler halinde hece ölçüsüyle yazılıyor. Sap sade bir dil var. Savlar, sagular, koşuklar hep bu dönemde. Sonra İslamiyet etkisi gelişen Türk edebiyatı ise bir böyle dörtlükler halinde yazılan halk edebiyatı var. Bir de beyitler halinde yazılan yani iki iki giden divan edebiyatı var. Halk edebiyatında hece ölçüsü var. Mesela bu da sizin sınavlarınıza gelebilir. Hatta şöyle şuraya yazalım. Bakın bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Hoca şöyle bir dörtlük verir tamam mı? Bak hatta buraya şimdiden şöyle e, burayı kaçırma diye notumuzu alalım. Bak bu kesin soruluyor sınavlarda. Şöyle e, dörtlük yapalım şöyle bir tane. Tamam bir dörtlük halinde bir şiir verir. Bu koşma olabilir, semay olabilir, e, varsa olabilir fark etmez. Bir tane böyle bir dörtlük halinde şiir yazar. Bir tane de şöyle beyitler halinde bir şey yazar. Yani beyit ne demekti? Geçen sene de öğrenmiştik. Böyle ikili ikiliydi. Bu dört dörtlü. Şimdi der ki what is this? Yani İngilizce söylemezse tabii. Türkçe de. Bu nedir der. Diyeceksiniz ki bu halk zihniyetiyle yazılmış. Bu divan zihniyetiyle yazılmış. Hocam divanı niye böyle süsü yazdınız? Çünkü divan edebiyatı öyledir. Süsüdür. Halk ise sadedir. Bak şimdi. Halk edebiyatında hece ölçüsü vardır. Parmak hesabı. Tamam mı? Halk edebiyatında sade dil vardır. Sade dil. Halk edebiyatında somut ögeler vardır. Halk edebiyatında genellikle yarım uyak vardır. Yani böyle genellikle de burada uyakları da bulmanız gerekebilir. Aynı zamanda halk edebiyatında e, sanatçılar böyle kendi adlarını kullandıkları yerler olur mesela. Karaca olan diye. Tapşırmalar vardır. Halk edebiyatı sade dil dedik. Hece ölçüsü dedik. E, dörtlük nazım birim vardır. Bak dörtlük nazım birimi var. Böyle bir şiir verdiği zaman bunu bulacaksınız. Ha, on bir cevap ölçüsüyle koşma olduğunu da söyleyebilirsiniz. 8 ise sema dersiniz. Divan edebiyatına baktığımızda ise bir kere aruz ölçüsü var diyeceksiniz. Sonra ağır dil var diyeceksiniz. Yani böyle beyitlerle giden bir şey oluyor. Soyut öge var diyeceksiniz. Aynı zamanda işte genellikle tam ve zengin uyak kullanılır burada. Zengin uyak kullanılır. ve hatta burada şairin adının geçtiği yerler taç beyit olur mesela. Mahlas olur. Şairlerin mahlası vardır. Ve genellikle nazım birimi beyittir. Dörtlük nazım birimi Beyt nazım birimi kullanıldığını bilmeniz lazım. Ha, bunun gazel mi mi olduğunu da araştırıp bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi zaten mesnevi söyleyeceğiz. Yani özetle böyle bir şey geldiği zaman hop kopyala yapıştır. Hop kopyala yapıştır yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı ise batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı ise şöyle bir şey vardır. Böyle biraz daha serbesttir. Yani bütün hepsi değildir tabii ama böyle bir karmaşıktır yani şöyle. E ne oldu hocam? Bu dört dört gidiyordu. Bu iki. Bak burada bir ölçü var. Burada bir ölçü var. Bu ise serbest ölçüdür arkadaşlar. Serbest ölçülü yazılmıştır. Burada yine sade dil vardır. Burada e, aynı zamanda imgeler çok kullanılır. Yani tabii ki mahlaslar, bunlar bir şair adını yazar böyle mahlas yapmasına gerek yok. E, dolayısıyla ölçüsüzlüğü ölçetinir. Ee, sonrasında Batı gelişen Türk Edebiyatı. Şimdi geldik bu tarafa. Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi de önemli arkadaşlar. Türk yazı dilinin tarihi gelişmesiyle alakalı da az bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Türk yazı dilinin gelişmesi de önemli arkadaşlar. Şimdi birincisi e, Türk Edebiyatı'nın dönemler ayrılması ki ölçüleri size sorabilirler. Birincisi dil anlayışından dolayı. İkincisi dini hayattan dolayı. Üçüncüsü kültürel değişimden dolayı. Kültürel değişimden dolayı. Ve e, coğrafi değişimden dolayı bizim e, edebiyatımızın dönemlere ayrıldığını bilmeniz lazım. Bak dil anlayışı, dini hayat ve kültürel değişim ve coğrafi değişim bizim e, Türk edebiyatının dönemlere ayrılması gibi temel ölçüt diyeceksiniz. Türk yazı dilinin tarih gelişmesiyle alakalı bakın yine yüzde yüz sorulacak bir şeydir. Hocaların gözdesidir bunu hocalar sorar. Söylüyorum. E, Türk yazı dilinin tarih gelişimi arkadaşlar birincisi Kök Türk alfabesi çok önemlidir. Kök Türk alfabesiyle başlıyoruz. Sonrası Uygur alfabesini kullanacağız. Ardından Arap alfabesi var. Sonra bir dönem Kiril alfabesi kullanıyoruz ve 1928'de de harf ile Latin alfabesine geçiyoruz. Yani bizim kullandığımız harfleri bilmemiz lazım. Ee, Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullandığımızı bilmemiz lazım. Ve dilimiz bir karanlık çağ var. Bilgiye ulaşamadığımız. Sonrası eski Türkçe var. Eski Türkçe kendi içerisinde Göktürkçe, Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Çağdaş Türkçe diye ikiye ayrılıyor. Yani bu tarafa ayrılıyor. Hatta bunu da şöyle e, hocalar bunu sevdiği için bunu da şöyle anlatalım. Bakın şöyle göstereyim. Türkçenin tarihi gelişimini sorabilir hoca size. Türkçenin tarihi gelişimi dediğimizde arkadaşlar şöyle zihninizde iki büyük başlığa ayıracaksınız tamam mı? Şöyle... Şimdi bir karanlık çağ var, böyle bu bilinmiyor. Karanlık çağ dediğimiz, burada ne olduğunu, Türkçe ile alakalı neler yaşandığını bilmiyoruz. Sonrasında, sonrasında şöyle iki temel kola ayıracaksınız. Diyeceksiniz ki, e, kök Türkçe var, hani Göktürk alfabesi var diye Göktürkçe. Ve ardından bu Batı Türkçesi oluyor. Batı Türkçesi dediğimiz ne? Hani hatırlarsanız bunu e, normal dersimizde anlatmıştık. Şurası Amerika kıtası olsun, tamam mı? Şurası Afrika kıtası olsun. Şöyle Avrupa'yı çiziyorum, şöyle tamam Asya, şurası Avustralya. Biz nereden geldik arkadaşlar? Biz Orta Asya'dan geldik. Orta Asya burası bak, Türk Bayrağı çizdim. Peki Anadolu ne tarafta? Anadolu Orta Asya'nın batısında. Hani haritalarda her zaman şöyle ya, kuzey, doğu, ee, güney, batı. Orta Asya'nın batısındayız biz yani. Dolayısıyla batı Türkçesi deyince aklınıza ne gelecek? Anadolu gelecek arkadaşlar. Eski Anadolu Türkçesi gelecek. Yani mesela Osmanlı Türkçesi gelecek. Veyahut da günümüzdeki çağdaş Türkçe gelecek. Bunu bilmeniz gerekiyor, bu bir. Bir. İkincisi arkadaşlar, ikincisi... ...burada bir de Uygurca var. Uygurca belli bir dönem kullanılıyor. Hatta Kutatku Birlik diye duyduğunuz şey da Uygurca ile yazılıyor ama... ...esas burada bilmeniz gereken bir Karahanlı Türkçesi var. Karahanlı Türkçesi artık Çağatay Türkçesi diye de geçiyor. Çağatay Türkçesi sonradan Kuzey Doğu Türkçesine geçiyor. Bak, Kuzey Doğu, yani bir de buralarda Türkler var. Şuraya da bayrağımızı çizelim. Kuzey Doğu Türkçesi var. Kuzey Doğu Türkçesinde de tabii ki işte e, ee, neler var? Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin, Uygurların, Tatarların kullandığı Türkçe var. Buraya Çağatayca'yı ve başka ne diyebiliriz mesela? Tatarca, Kıpçakça yazabilirsiniz. Kıpçakça, Tatarca yazabilirsiniz. Bu zor bir soru olur. Bu soruyu sorduğunuz zaman hoca sınıfın yarısı dökülür tabii ama sizler yapmış olacaksınız. Şimdi devam ediyorum. Türklerin tarih boyunca kullanılan alfabelerden sınavda mutlaka sorulur dedik, mutlaka bil dedik. Burayı hatta şöyle e, güzel kağıtlarımızdan gösterelim. Kesin çıkar diyoruz arkadaşlar. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesini de mutlaka bilmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi geldik e, hikaye bölümüne ama hikaye bölümüne geçmeden önce isterseniz birkaç soru çözelim. Sonra hikayeyi ve dil bilgisini anlatmaya devam edelim. Demiş ki aşağıdaki tabloda daireleri Türk edebiyatının dönemler ayrılmasındaki ölçütleri... Örnekteki gibi yazınız diyor. Oo bak şimdi bu az önce çıkar dedik hemen tak diye çıkıverdi karşımıza. Hemen burayı yapalım isterseniz. Şimdi birincisi dil anlayışı vardır değil mi arkadaşlar? Dil anlayışını söylemiştik. İkincisi ne demiştik? Dini hayat demiştik. Dini hayat. Neden? İslamiyetle tanıştıktan sonra ister istemez ne oluyordu arkadaşlar? Dini hayat. Neden? Çünkü İslamiyetle tanıştıktan sonra bizim edebiyat anlayışımıza değişmişti. Neler vardı mesela? İşte İslamiyetle alakalı olarak örnek verebileceğimiz ne söyleyebiliriz? İşte ...kutatku bilikler, divan hikmetler, tasavvuf anlayışı, Leyla ve Mecnun Fuzuli'nin yazdığı bu değerli eser... ...bunların her biri esasında dini hayatın bize yansımasıydı. Başka ne diyebiliriz? Kültürel farklılaşma demiş hatırlarsanız. Kültürel farklılaşma. Buraya dikkat diyorum. Neden dikkat diyorum? Çünkü buradan gelecek arkadaşlar. Kültürel farklılaşmayı yazdık. Aynı zamanda coğrafya değişimi de çok önemli. Bak, bu dördünü ben zaten söylemiştim. Coğrafya değişimi dil anlayışı ve dini hayatın çok önemli olduğunu söylemiştim. Bunun haricinde sanat anlayışı değişecek. Bazen toplum için sanat, bazen sanat için sanat yapacağız. Bir de arkadaşlar edebi metinler de çok çok önemli. Ee, edebi metinlere bağlı olarak işte romanla tanışacağız, hikayeyle tanışacağız, yeni türler girecek. Onun öncesinde mesneviler var. Bunlar da etkiliyor. Burada şu dördü çok önemli. Eğer dört tane söyleyin derse ilk dördünü söyleyin. Eğer buradaki gibi altı boş bırakırsa da bu ikisini de ekleyebilirsiniz. Buradan da soru geleceğini söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine zor bir soru geliyor karşımıza arkadaşlar. Burada demiş ki az önce hani İslamiyet'ten önceki dönem İslamiyet etkisine gelişen dönem Batı etkisine gelişen dönem dedik ki hatta şöyle İslamiyet etkisine böyle olmadan önce dört dört gidiyor demiştik burada halk edebiyatı var demiştik, divan edebiyatı var demiştik. Batı etkisine serbest ölçü oluyor demiştik. Şimdi buradaki bu dönemleri de doldurun diyebilir. Buradan gelir diyorum arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hemen yazalım. Şimdi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı başlangıcı nerede oldu bilinmiyor. 11. yüzyıla kadar devam ediyor. 11. yüzyılda biz Karahanlılar döneminde İslamiyet'i kabul edeceğiz. Orta Asya'daki ilk Türk Müslüman devleti olacak. Sonrasında işte Selçuklular, işte Türkiye Selçukları, Osmanlı devleti, Türkiye devleti diye böyle gideceğiz. Şimdi Burada arkadaşlar bir sözlü dönem var. Bakın burası önemli. Sözlü edebiyat dönemi var. Sözlü edebiyat dönemi derken buraya hatta ben ed yazdım ama siz bilin bunu. Sözlü edebiyat dönemi. Bir de yazılı edebiyat dönemi var. Yazılı edebiyat dönemi. Sözlü edebiyat döneminde işte savlar, sagular, koşukları görüyoruz. Yazılı edebiyat dönemi işte Orhun abideleri ya da Uygur eserleri var. İslamiyet etkisi gelişen Türk edebiyatını yeşille yazmak istiyorum. Yani İslamiyet'e geçtik ya. Geçiş dönemi bir divan edebiyatı var arkadaşlar. Divan edebiyatı şuraya yazalım bak. Ed eşittir edebiyatı olduğunu bilin. Ben kısa kısa yazayım ki vakit kaybetmeyelim. Hemen yazılı provamızı güzelce yapalım. Size bir daha tekrar edin. Bir de arkadaşlar halk edebiyatı var. Halk edebiyatı da yine İslamiyet etkisinde. Burada dini halk edebiyatı kendi içinde üçe ayrılıyor. Halk edebiyatı şu ya bak şu bir şu iki olsun. Halk edebiyatı bir A dini ve tasavvuf halk edebiyatı oluyor. Yani burada işte Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşi veliler, Hacı Bayram veliler var. B arkadaşlar tabii ki anonim halk edebiyatı var. Anonim halk edebiyatı yani söyleyene belli değil. Anonim. Anonim halk edebiyatı var. İşte maniler, türküler, ninler. Bir de arkadaşlar tabii ki aşık tarzı halk edebiyatı var. Burada Köroğlu, Karacaoğlan, işte Dadaloğlu, Aşık Veysel gibi aşık tarzı e, insanlar var. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatına baktığımızda buraya artık batı etkisine olduğu için modern bir renk seçelim. Mesela mavi seçelim. Birincisi arkadaşlar ilk olarak biz batıya tanzimat edebiyatı döneminde açılıyoruz. Ardından e, tanzimat edebiyatından sonra bir sertifünün dergisi etrafında toplanan sanatçılar var. Sertifünün edebiyatı var. Edebiyatı cidde deniyor buna. Sonrasında edebiyatımıza ilk kez bildiri yayınlayan Fecri Ati edebiyatı var. Ahmet Haşim buradan önce. Sonrasında biz diyoruz ki ya yeter böyle Arapça, Farsçadan bıktık. Böyle tamamen milliyetçi oluyoruz ve 1911 yılında e, ...Selanik'te, Milli Edebiyat yazamadım yani... ...Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi sanatçılar... ...pırıl pırıl bir Türkçe'ye doğruyorlar ve Milli Edebiyat başlıyor. Bir de bunun sonrası tabii ki şu anda da günümüzde devam etmekte olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı var. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda yazıyoruz. Bu tabloda zor bir soru olur. Gerçekten sınıfınızın çoğunluğu dökülebilir arkadaşlar... ...buradan da geleceğini mutlaka söyleyelim. Bu tablo zor soru olarak gelir. O yüzden buraya bir kez daha dikkat diyoruz. Devam edelim mi e, yazılı programımıza? Şimdi Dede Korkut hikayeleri geçti. O zaman ne yapalım? Bizler de hemen hikaye ünitesinin özetine geçelim. Nerede bizim o ana kağıdımızı alalım? Evet, şimdi ana kağıdımızı aldık. Burada giriş ünitesini bitirdik. Bunlarla alakalı sorular çözdük. Şimdi hikaye ünitesine geçiyoruz. Arkadaşlar hikaye ünitesiyle alakalı şunu çok bilmemiz lazım ki... ...Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesneviler bunlar önemli. Çünkü... Bizde İslamiyet öncesi destanlar vardı. Destandan halk hikayeciliğine e, giderken arada bir dede Korkut hikayeleri var. Ardından da, ardından da tabii ki ne yaptık? Bizler e, mesleviler ve ardından da tanzimat döneminde romanlar gelecek. İşte tanzimat döneminde hikaye, milli edebiyat döneminde hikaye var. Esasında bu hikayenin yolculuğu. Yani bu yolculuğu şöyle bilmemiz lazım. Tekrar gösteriyorum bakın şöyle. E, destanlar var İslamiyet öncesinde. Sonrasında halk hikayeleri, bakın buraya yazıyorum halk hikayeleri var. Hatta burada cenknameler de var. Cenknameler. Ardından halk hikayelerinden sonra tabii ki aynı dönemde mesneviler var. Sonrası tanzimat döneminde hikaye geliyor. Normal işte Letayfi rivayat veyahut da Sampasizadesi'nin yazdığı küçük şeyler gibi hikayeler gelecek. Biz bugün e, sınavınıza bura var. Hocam burayı niye boş bıraktınız? İşte burada da şimdi anlatacağım Dede Korkut hikayeleri var. Dede Korkut hikayelerini hatta soru üzerinden gösterelim. Bakın şöyle sorumuzla gidelim burada. Soruyla yapalım. Şimdi nerede sorumuz? Bunu gene alacağım ben şöyle. Heh. Diyor ki Dede Korkut hikayeleriyle ilgili aşağıdaki yargıları doğru ya da yanlış şeklinde değerlendiriniz diyor. Birincisi destandan halk hikayelerinin geçiş özelliklerini gösterir. E bunu zaten gösterdik bakalım. Destandan halk hikayeciliğinin özelliklerini gösterir Tam bu doğru. O zaman buraya çok net bir şekilde bire hatta doğruları yeşil yazayım yanlışları kırmızı yazayım ki iyice aklınız yerleşsin. Bir doğru. Bu üniversite çıkmış arkadaşlar. Destandan halk hikayeleri ilk örneği nedir? Dede Korkut hikayeleri. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır diyor. Bakın buraya hemen yanlışımız yazıyoruz. y yazıyoruz. Çünkü anonimdir arkadaşlar. Anonimdir. Yani yazarı belli değil. Yazarı belli değil. Vezir Tonyukuk zamanında yazıya geçirilmiştir. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Bu da yanlış. Devam ediyoruz. Oğuzların 15. yüzyılda yazalım. Vezir Tonyukuk Göktürkler zamanında bir şey. Oğuzların hayatını komşularıyla ve birbirleriyle mücadelelerini konu edinir. Bu doğru işte. Oğuzların hayatını anlatıyor. Olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları da işlenmiştir. Bu da yine doğru. Olağanüstü varlıklar var. Mesela i̇şte Deli Dumrul Azrail ile mücadele ediyor. Bütünüyle nesir şeklindedir diyor. Bu yanlış. Bu yanlış. Buraya da hemen doğrusunu yazalım. Konuşmalar şiir şeklindedir arkadaşlar. Bunu çıkarsın Hadi bakın. Buraya buradan gelir diye yazalım şöyle. Hop diye. Buradan gelir. Konuşmalar şiir şeklinde. Şiir hatta nazım kelimesini yazabilirsiniz. Konuşmalar şiir virgül. Olaylar e, düz yazıdır arkadaşlar. Yani nesirdir. Olaylar düz yazı nesir e, şeklindedir diye yazmanızı isteyebilir hocanız sınavda. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Arapça ve Farsça'dan geçen dini kavramlar arasanın. E tabii ki dini kavramlar olacak çünkü İslamiyet'le tanıştık. İslamiyet etkisinde. Hem eski Türkçe var hem İslamiyet var. Devam ediyoruz. Burada kapattığımız bir şey olmasın. Dede Korkut hikayelerin anlatıcısı olarak kabul edilir. Dede Korkut, virgül önemli. Dede Korkut hikayelerin anlatıcısı olarak kabul edilir. Türk türesini ve kültürünü temsil eder. Bu da yine doğru arkadaşlar. Böylece de Korkut kısmında güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi halk hikayelerine geldik. Yine halk hikayesinde sorumuz üzerinden gidelim. Burada diyor ki size de muhtemelen sınavda böyle bir soru soracak. Bakın buraya şöyle yüzde yüz yazıyorum hatta. Hiç böyle tablo göstermenize gerek yok. Yüzde yüz gelir yazıyorum. Ve böyle seçenek de vermeyebilir. Neler söylenebilir der. Direkt siz burada neler söyleyeceğinizi ben söyleyeceğim. Şimdi böyle bir halk hikayesi verdikten sonra okursunuz. Okuduktan sonra da ne yapacağım ki ben dersiniz? Okudum. E, ee, bazı söylemeniz gereken şeyler var. Onları şimdi sizlere dile getireceğim arkadaşlar. Birincisi çünkü kazanımlarda halk hikayelerinin genel özellikleri, halk hikayelerinin kaynakları, konularına göre türleri ve Hazreti Ali'nin var. O yüzden buradan sonra geldik. Şimdi birisi diyor ki Hasene Hanım 40 tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslan'a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Sofu gitme dedi. Kerem davete icabet lazımdır deyip gül bahçesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslan'ı görünce Hasan Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kızlar dahi Kerem'e ve Hasan Hanım'a el pençe divan durdular. Meğer Hasan böyle gidiyor. Tamam hocam ne okuyorsunuz siz? Bak buraya okudum neden okudum? Çünkü burada arkadaşlar birincisi Kerem ve Aslı kelimelerinden siz bir kere bunun halk hikayesi olduğunu bilmeniz gerekiyor mu? Gerekiyor. Diyeceksiniz ki bir halk hikayesinden alınmıştır. Bu bir kere doğru. Bunu söylemeniz gerekiyor. Ardından, ardından arkadaşlar diyor ki mensur ve manzum parçalar içermektedir. Ben bunu az önce söylemiştim bak. Burası mensur parça. Şöyle yeşille göstereyim bak. Mensur parça. Yani düz yazı şeklinde olan Bak burası mensur parça. Yani düz yazı. Parantez içinde yazıyorum. Düz yazı. Ve manzum parça. Şurası siyahla gösterdim yerlerde manzum. Yani şiir. Genellikle e, konuşmaları şiir şeklinde yaparlar. Kerem elini alıyor ve diyor ki. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde? Gel bizim elleri gez Kerem eyle. Nice kullarını deftere, beni de, de deftere yaz, Kerem eyle diye devam ediyor. Şimdi, dolayısıyla bu da önemli. Bunu da mutlaka söylemeniz lazım. Ee, ama tabii ki siz şöyle demeyeceksiniz. Konuşmalar, düz yazı, işte olaylar düz yazı, konuşmalar şiir şeklinde demeyeceksiniz. Mensur yani düz yazı şeklinde yerler, manzum yani şiir şeklinde yerler vardır. Kerem konuşmasını şiir şeklinde dile getirmiştir diyebilirsiniz. Sonra, diğer bir özellik. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansımaktadır. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansımaktadır. Nereden biliyoruz? sade dil var gördüğünüz gibi bak. Sade bir dil var. Aşık bize bir türkü söyle. Gel bizim elleri gez Kerem eyle. Kara gözlüm. Öyle değil mi? Nice kullarını yap. Bunlar hep burada libas bak elbise yani anlatabiliyor muyum? Ee, böyle kelimelerin sade olması, ağır bir dil olmaması ait olduğu dönemin dil özel söyleyeceğiz. E şimdi burada güzeller işte Kerem Aslı bunun aşk konulu olduğunu bileceksiniz. Net bir şekilde belli yani. Resmen her taraf aşk kokuyor. O zaman değil de dedik. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. İşte olağanüstü öge olabilir. Bazen olabiliyor. Çok az ama olabiliyor. Olmayabilir. Normalde halk hikayelerinde olağanüstü ögeler olabiliyor. Yani e, oldukça sınırlı ama olabiliyor. Siz parçayı okuyup eğer okumanızı istiyor hoca okuyup ya burada devler var mı yok cinler var mı periler var mı işte ne bileyim böyle uçan atlar var mı yok. E o zaman gerçekçi bu, bu hikaye olabilir yani böyle bir şey olabilir. Gerçekten günümüzde bir Kerem ve bir Aslı birbirini sevebilir. Böyle şeyler olabilir diyeceksiniz. Ama burada olağanüstü ögeye yer verilmediği için cevap eden oluyor. Edirne oluyor. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sınavda bize nasıl çıkar hocam? Bakın sınavda size yüzde yüz çıkacak bu konudan arkadaşlar. Kesin çıkacak. Birincisi böyle bir metni gördüğünüz zaman neler söylemeniz gerektiğini yazıyorum. Bakın şimdi hatta buraya şuradan bir kez daha gösteriyorum. Şimdi bir. Şurada boş kağıdımız var mı? Boş kağıda yazıyorum bak şimdi. Bir. Diyeceksiniz ki. ...Nazım ve Nesir var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Burası Nazım, burası Nesir. İkincisi arkadaşlar... ...ve e, olağanüstülük sınırlı. Olağanüstülük... ...eğer yoksa... ...yok diyeceksiniz burada olduğu gibi. Varsa da olağanüstülük sınırlı diyeceksiniz. Çünkü halk yerlerinde böyledir. Destanlarda fazladır. Sonra anonim diyeceksiniz. Yani söyleyeni belli değildir. Yazarın altı yazmıyor. Aynı zamanda... ...işte e, tarih ve din etkisi var tabii ki. Bunu da söyleyebilirsiniz... Burada az önce söylediğimiz kelimelerden neler diyebiliriz mesela? E, ait ol dönemin dili özelliği diyeceksiniz bak. Dili, dili dönemine uygun. Dili dönemine uygun ifadesini kullanacaksınız. Başka? Halk yayısından aldığını zaten söylemeniz gerekiyor. Konusu eğer aşksa aşk konulu. Eğer kahramanlıksa kahramanlık konulacaksınız. Kahramanlık konuları yer var mesela. Hazreti Ali'nin cenknameleri var. Veyahut da işte... Ee, Köroğlu hikayesi var mesela bunlar kahramanlık konu ama bunları mutlaka söylemeniz gerekiyor. Hani az önce demiştim ya böyle dörtlük görünce altına yazın sade, hece ölçüsü, somut ögeler işte tapşırma işte yarım kafi. Ee, burada da böyle bir şey gördüğünüz zaman bunları mutlaka yazmanız gerekiyor arkadaşlar sınavda kesin çıkacak. Geldik buraya ne demiş ha burada mesnevileri vermiş aşağıdaki tabloda bir yüzyıl sanatçı eserlerinden boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Bu de soru gelecek ama önce mesnevileri bir anlatalım. Şimdi. Halk hikayelerini anlattık mı? Anlattık. Tamam. Halk hikayeleri tamam. Dedik ortak hikayelerini de tamam yaptık. Şöyle gidiyoruz. Bak böyle tıka gidelim. Hazreti cenknameleri çok önemli. Cenkname nedir onu söyleyelim. 13. yüzyılda Anadolu'da tercüme yoluyla işleniyor. Hazreti Ali'nin etrafında gelişen kahramanlık hikayeleri. Bak çok çok önemli. Hazreti Ali'nin hayatı ve kahramanlıkları anlatılıyor. Cenkname esasında savaş anlatılan şeyler. Ama Hazreti Ali'nin cenknameleri çok fazla. Modern Türk hikayeciliğine kaynaklı eden bu eserler yine şiir düz yazı karışık şekilde yazılıyor. Hazreti Ali cengaver gazi tipini temsil ediyor. Müslüman ve gayrimüslim yani Müslüman ve Müslüman olmayan iki tipin mücadelesi anlatılıyor. Somut ve hayali varlıklar var. Olağanüstü ögeler olabiliyor ve tarihi gerçekleri aşan destansı bir anlatım var. Burada şu önemli kahramanlık hikayesi gelirse bak kahramanlık gelirse kahramanlık diyelim şöyle. Kahramanlık konulu olursa şu ifadeyi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu aşk konuluydu da bizim az önce sözümüz. Tarihi gerçekleri aşan ee, ne diyebiliriz? Destansı olan ögeler. Destansı destansı olan üstü ee, ögeler vardır da demeniz gerekebilir. Çünkü eğer okuduğunuz kahramanlık hikayesi size sınavda verilen ve çok abartılı şeyler varsa diyeceksiniz ki Hmm, tarihi gerçekleri aşıyor burada. Bu kadar da olmaz yani. Adam 10 bin kişiyi tek başına dövdü. Böyle bir şey olamaz deyip bunu da not düşmeniz gerekecek arkadaşlar. Yani okuyup anladığınızı ve geçmişten bilgilerinizin olup olmadığını hoca merak edecek. Şimdi mesneviye gelelim. Şuradan boş bir kağıt alalım. Ha, şu kağıdın arkasını yazabiliriz. Mesnevi lokum. Şimdi hatırlarsanız şu vardı ya burayı anlatıyoruz şu anda bak. Dede Korkut hikayelerini bitirdik. Halk hikayeleri, cengramelerini bitirdik. Şimdi mesnevi'ye geldik. Sonra da hikaye geleceğiz ve bitecek zaten sınavımız. Şimdi burada arkadaşlar mesnevi şöyle bir şey. Şimdi bu şöyle dörtlükler halinde bir şiir görürseniz ne demiştik? Bu halk edebiyat demiştik hatırlarsanız. Bunu söylemiştim az önce. Divan edebiyatındaki şiirlerde böyleydi. Beyitler halindeydi. İki iki gidiyordu ve aruz ölçüsüyle yazılıyordu. Ağır dil vardı demiştik. Bunu söylemiştik. Tamam. Mesleviler de iki iki gidiyor. Ama aruzun kısa kalıplarıyla yazıyor. Bak bu uzun ya. Bu kısa kısa cümlelerle yazılıyor. Şimdi şöyle gazel yazalım. Tamam mı? Şuraya da mesnevi yazalım. Hatta mesneviyi mavi yazalım. Şimdi. Mesnevi AA B, B, C, C, D, D, E, E diye gidiyor. Ve sınırsız gidiyor arkadaşlar. Sınırsız beytten oluşuyor. Mesela gazel A, A, B, B diye gitmez. A, A, B, A, C, A, D, A, E, A diye gider. Kaside de böyledir mesela. Ve bunların sınır vardır. mesela. Gazel 5, 15 beyttir. Kaside 33, 99 beyttir mesela. Ama mesleğin sınırsız beytten oluşuyor. İran'dan geçmiş. Bak meslemin özelliklerini özellikle. Buraları geçtik. İran'dan geçtiğini bileceksiniz. Bu bir. İkincisi A, A, B. BBCC kafi örgüsünü bileceksiniz. Aruzun kısa kalıplarıyla. Bak bura uzun, bura kısa. Aruzun kısa kalıpları ile yazıldığını bileceksiniz. Bunu sınavda hoca sorar. Hatta mesnevi işlediyseniz hoca yüzde bin trilyon sorar. O yüzden buraya kesin çıkar ifadesini koyuyorum. Aruzun kısa kalıpları ile yazıldığını söyleyeceksiniz. Ve aynı zamanda kendi içinde kafiyeli olduğunu günümüzdeki romanın yerini tutuyor. Günümüzdeki, günümüzdeki hikayenin veyahut da hikaye veya romanın yerini tutar. Romanın yerine kullanın yerini tutar diyemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde size önemli mesnevileri... verir. Bu mesnevileri... kim yazdı diyebilir. Veyahut da önemli bir kişinin meslevisinin adını sorabilir. Eşleştirme yapabilir. O yüzden onlara da değinmek istiyorum. Ha bir de beş mesnevi arkadaşlar. Beş mesnevi... eşittir hamse oluyor. Onu da bilmeniz lazım. Arapçada hamse beş demek. Beş tane mesnevi yazdıysa bir kişi hamse yazmış oluyor. Ve bizim edebiyatımızdaki en önemli bakın. Bizim edebiyatımızdaki ilk mesnevimizde yazalım. İlk mesnevi, ilk aruza yazılan eser. Bu da önemli. Hemen yazıyorum. Yusuf Asacib'in yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserdir. Kutadgu Bilig. Yusuf Has Hacip. Yusuf Asacib'in yazdığı bu eserde ilk mesnevi arkadaşlar. Şimdi bura kesin çıkar dedik. E ee, ile alakalı sorumuz var mı bakayım? Ha, burada işte mesevil ile alakalı eşleştirme yaptırabilir dedik ya. Buraya bir bakalım isterseniz. Burada önemli mesevileri size sınavda sorduk. Buradan da soru gelir. Burasına dikkat diyelim. Yani kesin gelir demeyelim de dikkat diyelim. Burası dikkat dikkat. Şimdi Yunus Emre arkadaşlar 14. yüzyıl sanatçısıdır. Tamam. E ee, Risale-i yazmıştır. Mantıkut Gül Gülşehir'in eseridir arkadaşlar. Gülşehir'in eseridir. Üniversite sınavlarında her sene sorulur Mantıkut Tayır Gülşehir. Aşık Paşa'nın eseri Garip Name'dir. Garip Name. Bunları nasıl izberleyeceğinizi anlatacağım şimdi. Ahmedi'nin eseri İskendername'dir. Name'dir. İskender Name. Vesilet-i Necat diğer adıyla Mevlüt. Yani camilerde okuttuğumuz Mevlüt var yani. O Mevlüt Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatır. Bunun yazarı Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi. Ve Süleyman Çelebi de yine 15. yüzyıl sanatçısıdır. Şeyhi'nin eseri Harname'dir. Bu çok önemli bir eser. Fabıl özelliği taşır ve öküz olmak isteyen bir eşeğin hikayesini altır. Öküz olmak isterken eşek hayatından perişan olur, mahvolur. Keşke o daha fazlasını istemezdim der. Yani insanlara bir ders veriyor. Leyla ve Mecnun fuzuli eseridir. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Nabi abimizdir ve bizim hayırlı insan olmamızı ister. O yüzden hayriye ve hayrabat diyeceksiniz. Şimdi bunları nasıl ezberleyeceğinizi anlatacağım. Şeyh kalbin eseri de hüsnü aşktır. Hüsnü aşk. Şimdi dikkat edin nasıl ezberleyeceğinizi söylüyorum. Birincisi Aşık insan gariban olur diyeceksiniz bak. Hatta bunun fakirname diye de eseri var. Yani aşık insan gariban ve fakir olur diye aklınıza tutabilirsiniz ama ben fazla eseri ezberlemenize gerek yok. Aşık insan gariban olur diyeceksiniz. Bu bir. Tamam Ahmet İskender sever diyeceksiniz. Aşık garibandır. Ahmet İskender sever diyeceksiniz. Hatta bunun ee, Tervihül Ervah ve Cemşidi Hurşit diye eserler var. Yani İskender, Turşu, Teravih namazından sonra falan öyle ezber, ezber etiyoruz biz üniversitede ama fazla eser ezber etmek istemiyorum Ahmet İskender sever. Aşık insan gariban olur diyeceksiniz. Devam ediyorum. Gül abla, Gül abla mantı sever diyeceksiniz. Gül abla neyi seviyormuş? Mantıyı seviyormuş. Aşık insan gariban olur. Bunu zaten biliyorsunuz. Ahmet İskender seviyor. Gül abla mantı seviyor. Ahmet İskender seviyor. Tamam. Süleymaniye Camii'nde mevlüt okutul diyeceksiniz. Bak. Gül abla mantı sever. Aşık gariban olur. Ahmet İskender sever. Süleymaniye Camii'nde mevlüt okutuldu diyeceksiniz. Tamam mı? Devam ediyorum. Buraya gelelim abimiz bizim hayırlı olmamızı isteyeceksiniz. diyeceksiniz. Bak Nabi abi ya zaten gerçekten de burada hayırlı insan olmamız için bize hikemi gazel yani öğüt veren gazeller yazıyor. Hikemi ee, bir tarzı var yani hikemi tarzı demek öğüt veriyor bu. Abi ya hayırlı olun, efendi olun ha, yani şerli değil de hayırlı olun demek istiyor. Hayri hayrabat kelimeleri görünce abimiz yazdı bunu diyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Gül abla mantı seviyor. Aşık paşa, aşı pardon aşık insan gariban olur. Ahmet İskender sever. Süleymaniye Camii'nde mevlüt okutuldu. Abimiz bizim hayırlı olmamızı istiyor diyeceksiniz. Peki hocam şunu nasıl yapacağız bak. Şunu çok karıştır öğrenciler. Şeyhi ve şey kalip. Aha, hocam karıştırdım. Karıştırma ya. Şeyhi bir kelime. Harname bir kelime. Şey kalip bir iki kelime. Hüsnü aşk bir iki kelime. Bu kadar basit. Bir kelime bir kelime. Bir iki bir iki aklınızda tutacaksınız. Yani şey kalip hüsnü aşk şeyhi harname. Aklınızda tutacaksınız. Bu kadar basit. Eee Yunus Emre'nin Risalet-i yani şey gibi hocam İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy bunu aklımıza nasıl tutabiliriz? Deseniz ben ne derim size? Kovalarım size değil mi? Yani bir kaçın arkadaşlar dedim. Kendinizi kurtarın derim. Yani gerçekten İstiklal Marşı'ndan bahsediyoruz yani artık bayrağımızı da dalgalandıralım. Dolayısıyla İstiklal Marşı e, Mehmet Akif Ersoy hocam ezberleyemiyorum bana yardımcı olur musunuz? Deseniz yani ayıp artık yuh. İşte Yunus Emre'nin Risalet-i de böyle. Ama yine de hocam kaşınıyorum diyorsanız Yunus Emre böyle çok iyi bir insan ya şöyle. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim şöyle Yunus Emre bize nasihatler veriyor bakın. Zaten nasihat risalesi bu yani. Yunus Emre bize Risaletin Hüsiyesi'ne nasihatler veriyor diye de aklınızda tutabilirsiniz. Zaten üniversite sınavına geldiğinizde ben bu adamların bütün eserlerini size çok rahat taktiklerle öğreteceğim. Çok basit eserler esasında. Şimdi Leyla ve Mecnun Fuzuli bunu da bilmeniz lazım. Yani İskal Marşı gibi. Hani çok Fuzuli bir hikaye diye aklınızda tutabilirsiniz. Hatta Mecnun Leyla için çöllere düşüyor, kafayı yiyor, çıldırıyor. Sonra kral diyor ki Mecnun'a bak diyor senin sevdiğin Leyla burada diyor. Bir bakıyor Leyla, Leyla da bayağı güzel değil yani. Sonra diyor ki kral Mecnun'a sen affedersin <laughs> öyle bir şey demiyor da. Sen diyor yani çıldırdın mı kuzum ya ne yapıyorsun diyor. bakar mısın Leyla diyor. Emin misin Bunun için dağlara taşlara çöllere düşün yıllarca perişan oldun diyor. Mecnun diyor ki bir de ona benim gözümle bak diyor ona gerçekten krala güzel bir cevap veriyor. Siz de bana ne diyorsunuz? Hocam Fuzuli bir hikaye anlattınız diyorsunuz. Bu şekilde aklınızda söylüyorsunuz. Fuzuli'nin de gerçek adı Mehmet Kendi öyle düşünüyor yani. Ama bana Fuzuli desinler diye. Adam baştan şey yapmış yani öz eleştirisini yapmış kendisine. Buradan da çıkabilir arkadaşlar. Burası da önemli dedik. Şimdi geldik nereye? Mesnevileri bitirdik mi? Bakayım bir saniye. Şimdi yavaş gidiyoruz ama tane tane gidiyoruz anlayın diye. Hamsenin beş mesnevi olduğunu söyledik. Eee... Alişir Nevai ilk hamseyi yazıyor. O da önemli bak. Alişir Nevai. Bu da çıkar sınavda. Alişir. Buraya dikkatimizi koyalım yine. Alişir Nevai ilk hamseyi yazıyor. Ee, ne dedik? Belli başlı meseleleri söyledik. Tanzimat döneminde ve Milli Edebiyat döneminde hikaye. Gelin beraber bakalım şimdi. Bunu şöyle kaldırdık. Bismillah dedik. Buraya aldık. ha. Şimdi Tanzimat döneminde ve Milli Edebiyat döneminde hikaye geldiğimizde esasında son derece basit. Burada bir boş kağıt bulalım. Boş kağıt dedim bu soruyu çözmeden önce şuradan bir boş kağıt alayım ben yani var mı boş kağıt ha ya bu da dolu Allah'ım Allah ya. tüm kağıtları doldurmuşuz şu an bu boşmuş şimdi arkadaşlar burada şunu bilmemiz lazım zaten en başta söylediğimiz bir şey vardı neydi şurası destanlar dede korkut hikayeleri sonra halk hikayelerine dönüşüyordu. ardından halk hikayelerinden sonra e, halk hikayeleriyle beraber meslemler vardı sonrasında da günümüze geldik Tanzimat döneminde hikaye geldik şimdi Tanzimat döneminde hikayede öncelikle şunu bilmemiz lazım Ahmet Mitat Efendi. Bu e, önemli bir sanatçı. Halka okuma sevgisi aşılayan bir sanatçı. Ve Letaifi Rivayat diye bir eser yazıyor. Bakın Letaifi Rivayat diye bir eser yazıyor. Letaifi Rivayat çok çok önemli. Neden hocam? Çünkü burada arkadaşlar ilk hikayeler bu. İlk yerli hikaye. Bunu hocanız sınavda soracak. Hatta ben buraya kesin çıkarı şöyle hemen yerleştireyim. Bu bir. Aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin Kıssadan diye de eseri var. Ahmet Yusuf Efendi böyle okuyuculara faydalı olmak için yazıyor. Halk için yazıyor. Sosyal faydayı amaçlıyor. Buraya yazalım bak. Sosyal fayda amaçlıyor. Sosyal fayda. Yani hikayeler okulunda iyi olalım kazanırız. Kötüler kaybeder diye böyle net bir şekilde e, ders veriyor. Dolayısıyla teknik açıdan birazcık e, zayıf. Tanzimat dönemi sanatçıdan öyle bir özelliği var. Şimdi hikaye edebiyatımıza tanzimat döneminde giriyor. Buraya yazıyorum bak. Tanzimat yazıyor. Tanzimat dönemi önemli. Neden önemli? Çünkü Tanzimat Edebiyatı döneminde ilk defa hikayeli tanışacağız. Konular günlük yaşamdan alınıyor, tarihten alınıyor ve aynı zamanda yanlış batılaşma. Bu kelimeler de önemli çıkar sınavda. Yanlış batılılaşma veyahut da başka ne diyebiliriz? zoraki evlilik yani görücü usulü evlilik, görücü evlilik, görücü usulü evlilik, görücü usulü evlilik. Başka neler diyebiliriz? Başka neler söyleyebiliriz? E, tutsaklık, yani esir hayatı, tutsaklık, e, mesela esir kızını hayata anlatacak Dilber. Tabii ki aşk, bunlar hep işlenilen konular arkadaşlar. E, sanatçılar tabii ki romantizm akımındalar. Romantizm akımı ne hocam? Romantizm akımı da sanatçı duygularını katıyor. Sanatçı duygularını kattığı için okuyucuyu yönlendiriyor. Yani sosyal fayda amaçlıyor. Ya bak kari, okuyucu, bak ne yapıyorsun? Bak sevgilim, bak bunu böyle yapmalısın canım bir tanem, dikkatli dinle beni sevgili okuyucum diyor. Hatta Eykariye Eykariye diye Ahmet Yusuf direkt eserlerinde sesleniyor. Teknik yönden kusurlu. buraya da yazalım. Teknik yönden kusurlu. Bunu söyledik. Şimdi bilgilendirmek amaçlanıyor yani. Sonra ilk gerçekçi öyküler gelecek. Biraz daha e, daha iyisi gelecek. Tanzimat'ta. Burada e, ikinci döneminde Sami Paşazade Sezai var. Hatta Tanzimat 1'de bu var. Tanzimat'ın ikinci döneminde veya Tanzimat'ta diyebilirsiniz siz buna. Bunu biraz daha farklı renkle yazıyorum. Sami Paşazade Sezai. İsme bakar mısınız? Adam zaten yazar olarak doğmuş. Sami Paşa'da Sezai'nin eserinin ismini de yazıyorum. Bu da e, Küçük Şeyler. Küçük Şeyler adlı hikayesi çok çok önemli arkadaşlar. Küçük Şeyler adlı bir öyküsü var. Bu ilk yerli hikaye değil ama batılı örneklere ulaşmış ilk hikaye. Yani batılı ilk hikaye diye öğreneceksiniz. Batılı ilk hikaye. Yani gerçekçi öyküler var burada. Burada sosyal fayda yok. Burada e, teknik açıdan güçlü bak. Teknik... ...açıdan güçlü. Yani iyiler kazanıyor... ...kötüler kaybediyor. Teknik açıdan güçlü. Güçlü. Gerçekçi... ...öyküler var. Aa diyorsun ya bu gerçekçi. Gerçekten böyle öyküler... ...olabilir diyorsun. Ee, halktan kahramanlar seçiyor... ...Sami Paşa, ve gerçekçi hikayeler... ...yazması onun eserlerinin en büyük özelliği... ...olarak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman... ...tanzimat dönemindeki hikayeler söyledik. Başka kimler var? Tanzimat döneminde onu da yazalım. Başka. Bu ikisi çok önemli. Bunun haricinde eğer... ...hocanız işlediyse sorabilir... Emin Nihat'ın Müsameret Name diye eseri var. Müsameret Name diye eserini sorabilirsiniz hoca. Veyahut da Nabizade Nazım var. Bu da önemli bir sanatçı. İlk köy romanı yazıyor. Karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşacak. Nabizade Nazım'ın da e, Zavallı Kız, Yadigarları eserlerini yazabiliriz. Zavallı Kız, Yadigarlarım eserlerini aklımızda tutabiliriz. Tamam. Şimdi o zaman burası Tanzimat Dönemi hikayecileri. Burayı çok iyi bir bilmemiz lazım. Ee, tamam. Şimdi burayı aldık. Bir de tanzimat dönemi şunu kaldıralım. Sorumuz neyle alakalıydı? Aa tamam tanzimat dönemi hikayesi. Ah tam da bizim konumuzla alakalı. Hemen yapalım gelin bakalım. Burada hep bir şekilde sorumuz geliyor. Şimdi demiş ki. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demiş. Böyle boşluk doldurma da sorabilir hocanıza tabii ki. Şimdi neymiş hemen bakalım. Türk Edebiyatı hikaye türünü tanzimat döneminde batıdan almıştır. Evet biliyoruz. 19. yüzyılda tanzimatla gelen yeniliklerle birlikte Emin Nihat az önce söylemiştim müsameret name. Hop burası gitti. Hop C seçeneği. Adı eseriyle batılı anlamda ilk hikaye denemesini yazmıştır ancak bu metinler daha çok binbir gece masallarını hatırlatır niteliktedir. Batılı anlamda ilk hikaye örneğini Ahmet Mithat Efendi Letayfi Rivayat adlı eserinde ee, vermiştir. Sanatçı e, ee, kıssadan ise eserinde hikayeleri eserinde burada kısadan hisse alalım... Sanatçı kısadan hisse diye de eseri var. Onu da yazmış mıydık? Oraya yazalım bir dakika. Nerede bizim şeyimiz? Şuraya. Allah. Şöyle kalkmam gerekiyor. Evet. Gel buraya geldim. Ha. Şöyle aldık ha. Şurada kısadan hisse diye de eseri var. Şu Letay Ferivayat artı kısadan hisse de yazalım. Kısadan hisse. Kısadan hisse diye öküste var. Ee, hatta <laughs> E, ee, Sami Sezai'nin de küçük şeylerin içinde bazı bölümler var. Onları da sorabiliyoruz. Onları da söyleyeceğim şimdi. Sami Pazade Sezai ise küçük olayları konu alan hikayeleriyle modern hikaye türünü Türkiye Edebiyatı'na kazandırmıştır. Bu sanatçımızın Küçük Şeyler adlı eseri D seçeneği. Batı Edebiyatı'ndaki hikayelerle benzer özellikler gösteren modern hikayenin Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk olgun örnekleri denebilir diyor. E geriye ne kaldı? Taşkı Tarat gelecek sene öğreneceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu gelecek dönem öğreneceğiz. Gelecek yazılı karşımıza çıkacak. Bu ilk ...yerli romandır arkadaşlar. Ve yazarı da... E, ...Şemsettin Sami'dir. Yazarı da Şemsettin Sami'dir. Bunu bildik. Bu şimdi konumuz değil. Bunu bilmiyoruz. Ama bunları bilelim. Zaten biz de az önce... ...burada çoğunu dile getirmeye çalıştık sizlere. Küçük şeylerin içinde... ...Pandomima diye de bir bölüm var. Onu da bilmeniz lazım. Hikaye böyle, videomuzu izlerseniz bunların daha detaylısını da ...görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Geldik buraya. Aa Milli Edebiyat Dönemi'nin hikaye geldik. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'nin hikaye geldik ama Milli Edebiyat Dönemi'nin hikayeyle alakalı isterseniz birazcık bahsedelim. Şimdi Milli Edebiyat hikayeleri yazıyoruz ama Milli Edebiyat hikayeleri yazarken hemen ne yapacağız? Tabii ki de bayrağımızı dalgalandıracağız. Çünkü Milli Edebiyat'tayız. Şimdi şöyle yazıyorum. Nerede bizim kırmızı kalemimiz? Kırmızı kalem yazmak istiyorum mu? Milli Edebiyat'tan da çıkar. Ha şöyle. Kırmızı kalem burada. Heh. Şöyle yazıyorum. Milli Edebiyat hikayeleri. Milli Edebiyat. Artık son bölüme geldik. Bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi milli edebiyat dönemiyle alakalı şunu bileceğiz. Birincisi burada toplumsal temalar işleniyor. Toplumsal temalar. Çünkü Türkçülük konusu çok önemli bu dönemde. Ee, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı hep böyle herkes bize saldırıyor. O zaman biz de Türk izliyoruz. Ve tabii ki sade bir dil var. Pırıl pırıl bir dil. İstanbul Türkçesi kullanılıyor. Ve sanatçılar realist, gözlemci, gözlemci, gerçekçiler. Yani gerçeği gözlemleyerek yazıyorlar. Ve aynı zamanda olgun bir türe erişiyor. Anadolu insanın sıkıntıları, Anadolu insanı anlatılacak. Başka ne anlatılacak? Tabii ki savaşlar yani Kurtuluş Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı anlatılacak. Ve yine yanlış batılılaşma, yanlış batılılaşma bu dönemin en çok işlenen konuları arasında olacak. Vatan sevgisi tabii ki vatan sevgisi de mutlaka söylememiz lazım. Bunlar önemli. Şimdi milli kimler var hikayeci olarak? Birincisi Ömer Seyfettin'i bileceksiniz arkadaşlar. Ömer Seyfettin önemli bir öykücü. Bu bir. İkincisi kimi söyleyebiliriz? Tabii ki de Refik Halit Karay. Benim en sevdiğim öykücüdür arkadaşlar. Refik Halit Karay. Aynı zamanda Halde Edip adı var. O da yine Harap Mabetler gibi çok değerli öyküleri var. Aynı zamanda Yakup Kadri. Zaten Türk Edebiyatı'nın en büyük romancılarından. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Bunların önemli eserleri var. Bunlardan da önemli olanları söyleyeceğiz. Fakat Burada şunu da bilmeniz lazım arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in mesela olay öykücüsü olduğunu bilmeniz lazım. Bak bu olay öykücüsü. Olay yani muhbazant tarzı öykücü. Ama mesela Cumhuriyet döneminde Memduh Şevket Esendal ya da e, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli öykücülerde... ...bunlar giriş gelişme olmayan durum öyküleri yazıyorlar. Bitmemişlik durumu olan yani bitmemişlik hayatın bir kesini anlatıyorlar bu bitmedi ya diyorsun. Bunun haricinde işte Necati Cumalı, Sabahattin Kudret Aksal çok değerli öyküler var. Gelin isterseniz sorumuza bakalım. Şimdi kesin çıkar demeyelim de dikkat diyelim. Belki işlememişsinizdir buraya kadar gelmemişsinizdir. Şimdi milli edebiyat akımının en önemli temsilcilerindendir. Eserlerinin Türkçe yazılması gerektiğini savunmuştur. Arapça ve Farsça kelimeleri yerine Türkçe karşılıklarını kullanmıştır. Falaka hop yapıştır Ömer Seyfettin. Falaka gibi e, hikayelerinde cehaleti, kahrama cehaleti. Kahramanı Efruz Bey olan hikayelerinde ise milli kimliğini kaybetmiş aydınları eleştirmiştir. Bazı hikayelerinde ise Türklerde milli bilinci uyandırma amacına gittiği görülür. Bu tip hikayelerin en çok tanımış olanları beyaz lale ve bombadır. Bazı hikayelerinde konular Osmanlı tarihinin kahramanlık olaylarından alınmıştır. Pembe İncil'li kaftan, forsa bunlar arasında sayılabilir. Bu sanatçımız net bir şekilde Ömer Seyfettin. Bak Ömer Seyfettin hikayelerinin konularını tarihten alır. Çocukluk anılarından, askerlik anılarından, gündelik hayattan, fıkra ve efsanelerden alır. Ve sürpriz bir sonla biter. Mutlaka okuyun Ömer Seyfettin hikayelerini. Sürpriz bir sonla biten ee, hikayelerinde betimleme ve tahlil değil olaya çok önem verir. Ve dolayısıyla dolayısıyla da olay hikayeciliğinin öncüsüdür edebiyatımıza. Zaten hikayeciliği de meslek edinen e, sanatçıların başında gelir. E, dostları Ali Ziya, daha doğrusu Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile birlikte e, milli edebiyatı kurmuşlar. Hatta Yeni Lisan Makalesi'nin de yazarıdır bu. Yeni Lisan Makalesi'ni yazan kişi budur. Hani İstanbul Türkçesini kullanmalıyız, Türkçeleşmiş Türkçedir, diğerlerini atmalıyız diyen kişi budur. Şimdi o zaman Milli Edebiyat da bitti. Ee, son bir filmsi kalmıştı. Filmsi de söyleyelim ardından dersimizi bitirelim. Bak şimdi. Yazım kuralları noktalama işaretleri da çözeceğiz. Filmsi sorumuz var mı? Sormuş muyuz? <laughs> ona da bakalım da ona göre gaza gelelim. Bugün O tamam. Filmsi gelince olsun onu çözeriz. Hem oradan şunu şöyle kaldıralım ki şey olmasın. Bak kaybeden hemen arkadaşlar burası tabii dağıldı. Şöyle hemen şöyle devam edelim. Nedir onun da yazım kuralları ve ee... Noktalama işaretleri ardından fiilimsi anlatalım ve bitirelim inşallah. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Zannetmek. Doğru. Mahvetmek. Doğru. Yardım etmek. Doğru. Mal etmek. Hissetmek. Şimdi buradaki kuralı söyleyelim. Cevabımız mal etmek. Neden? Hocam siz biliyorsunuz da bize de öğretin dediniz duyar gibi. Hemen öğretiyorum. Bakın, dikkat edin. Şimdi. Kuralımız şu arkadaşlar. Hak. Fark. Terk mutlu, his, zan, af. Başka ne diyebiliriz? <laughs> e, bunların yanına etmek kelimesi getiriyor şimdi. Hak etti dediğinizde ayrı yazılır. Çünkü ses olayı yok. Fark etti de ayrı yazılır. Terk etti de ayrı yazılır. Mutlu etti de ayrı yazılır. Ama hissetti ya da zannetti ya da affetti bitiş yazılır. Neden hocam? Çünkü bakın dikkat edinin. Hissetti, zannetti, affetti diyorsun. Yani bir ses olayı var. Veyahut da bak kaybettiye bakın. Kayıp etti değil de kaybetti oluyor. Yani burada kaybetti derken şey düşüyor bak. I, I düşüyor kaybetti oluyor. Yani I düşüyor P B'ye dönüşüyor. Şükretti de aynı böyle değişimler var. Değişim varsa bitişik değişim yoksa ayrı yazılır. Şimdi zan zanmav derken burada yine V I düşüyor. Yardım ediyor derken bir olay yok. Ayrı yazmış zaten. Yani yardım demiyorsun. Yardım ediyor diyorsun yani. Hak etti desen tam bir yazam yaz. öyle bir şey demiyorsun ki. Bak kafayı yedin yani. Mal etmek ayrı yazılıyor. Hissetmek tabii ki olduğu için tabii ki bitiş yazıyor arkadaşlar. Bunu kaldırdık. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diyor ki aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere noktalama işaretlerini getiriniz diyor. Tamam bakalım. Yaklaşık 120 metre yüksekten dökülen sular şelalenin kıyısına müthiş bir gürültü çıkarıyor. Nokta. Niye? Çünkü büyük harfle başlamış yeni cümle. Yakın çevrede güzel bir de kardeşi var. Samandere şelalesi. Ha bak. Kardeşi var dedikten sonra açıklama gelmiş. O yüzden yani söylediği için iki nokta koyduk. Samandere şelalesi. Tamam. Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi virgül. Düzce de kollara bölündüğü için bölge ee, şelale ve yerler açısından çok zengin. Hmm. Bak bu ara söz olduğu için böyle bakın. Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi şelale ve yaylar açısından çok zengin diyor esasında. Ama buraya araya bir ara söz gelmiş. Ara söz de kısa çizgi ya da virgülle ayrılır. Yani... Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi, düzcide kolları bölündüğü için bölge, şelale ve yaylar açısından çok zengin. Sakarca ve topuk gibi kaynaş yola, yaylalarından biri olan Sinekli'den Abant Gölü'ne kuş bakışı izlemek ise eşsiz bir deneyim diyor. Nokta. Tertemiz yayla havasında bol bol oksijen depolayıp buz gibi pınarlardan doyasıya içmek de... Ee, yüklem yok. O zaman 3 nokta koyalım. Burada her şey gerçekten bir harika. Buraya da e, nokta ya da ünlem işareti koyabiliriz. Bu şekilde ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuza. Filmsilere. Filmsiler zaten dünyanın en kolay konusu. Hemen anlatalım ve bitirelim. Şimdi bunu eski anlattığımız örnekle bir kez daha söylüyorum. Hatırlayacaksınız biraz nostalji olacak ama bu nostalji yapmak zorundayım. Şimdi Nasıl bir tren lokomotifsiz gidemiyorsa bir cümlede de yüklemsiz gidemez. Dolayısıyla biz önce yüklemi bulacağız. Bak önce yüklemi bul. Filmsi nasıl bulacağınızı öğretiyorum. Önce yüklemi bul. Sonra 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 geriye kalan sözcüklerden kalanlardan diyorum biz kalanlardan. Mame olumsuzluk ekini alabilen. Mame olumsuzluk ekini alabilenleri incele ediyoruz. Olumsuzluk ekini alanlara dikkat et. Taktiğimiz buydu arkadaşlar. Hemen bir tane örnek göstereceğim. Sonrasında sorumuzu çözeceğiz. Bak şimdi. Öğrenciler filmsi öğretiyorsa başlığımızı yazalım. Karışmasın. Filmsi. Çok basit bir konu ama ben bunu bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Filmsi. Şimdi. Öğrenciler bugün dersi dersi çok dikkatli bir şekilde dinliyor diyelim. Şimdi, şimdi öğrenciler de bugün ders çok dikkatli bir şekilde dinliyor dedik ya. Çünkü yazılı var ya başka ne yazılı dinlesin. Dinliyorum lokomotif olduğunu hissedebiliyor musunuz? Niye? Kapattım dinliyorum. Öğrenciler bugün ders çok dikkatli bir şekilde. E ee, öyle işte. Ne diyorsun abi çıldırdın mı? Söylesene. Lokomotifi getirsene. Yüklemi getirsene. Hadi getirdim. Dinliyor. Bak Vagonsuz lokomotif gidebilir tek başına. Gezer öyle. Nasıl olsa tek başına gidiyor. Daha hızlı bile gezer. Yani şunlar olmadan dinliyor diye bir cümle olur. Dinliyor. Kim o dinliyor dersen gizli özel olur biter gider. Dolayısıyla bu ikisi lokomotif. Bu ikisi çok önemli. Dinliyoru bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame alana bakıyoruz. Var mı mame alan? Yok. Bunların hiçbiri mame heki Şimdi bir cümleye daha bakalım. Gelenlerin kim olduğunu e, anlamak isteyince dışarı ee, böyle bir cümle olur mu? Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı, e ee, bak vagon 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 vagon, e ee, gitmez ki bu, lokomotif lazım. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı baktım deyince oh lokomotif geldi. Bunu hissedebiliyorsanız ne mutlu sizlere. Yani dinliyor ve baktım olmayınca bu ikisi cümle kalıyor böyle ee, diye kalıyor. Bak tren kaldı. Hadi git hadi git. Gidemem ki. Gidemezsin tabii. Lokomotifi yok. Hadi hadi. Olmuyor yani. Boş. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı. Tamam. Dolayısıyla bu yüklemi bulduktan sonra ne demiştik? Önce yüklemi bul. Sonra kalanlardan mame olumsuz gekin alanlara dikkat et diyoruz. Burada dikkat ettik. Baktık. No. No 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 no. Hiçbiri yok. Ama şuna bakalım. Gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamamak isteyince istemeyince. Bak. İsteyince bir sürü oluyormuş. Bir, iki, üç, dört tane filmsi var. İşte bunu bulduktan sonra da Mayışmak eki alanlar isim fiil oluyor. An esi mezar dikecekmiş eki alanlar sıfat fiil oluyor. Geriye kalanlarda yani ne zaman nasıl olsun cevap verenler de zarf fiil oluyor. Buna sıfat fiil diyeceğiz. Buna sıfat fiil diyeceğiz. Buna isim fiil diyeceğiz. Buna da zarf fiil diyeceğiz. Fiilimsiyi bulduktan sonra çeşidini bulmak esasında çok basit. Niye mayışmaklar isim fiil? Anası mezar Yani sıfat fiil. Geri kalanlar zarf fiil. oluyor. Şimdi gelin önce film bulalım. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bakın hatta göstereyim. Şunlar kelimeler diyoruz tamam mı? Aynı şeyi bir daha çiziyorum ki iyice öğreniniz. Sınavda hiçbir soruyu kaçırmayın. Şu lokomotif diyoruz. Filmsleri de böyle mavile yuvarlak için alacağım. Anlaştık mı? Isık gölün kıyısından başlayan taşlarla çukurlarla dolu bir yol boğazın içinden ve sel geçip santaşa kadar çıkardı. Şimdi burada çıkardı kelimesi olmasaydı bu cümle kalırdı böyle. Kapatalım. Isık gölün kıyısından başlayan taşlarla çukurlarla dolu bir yol boğazın içinden ve sel geçip santaşa kadar. Eee? Çıkardı gelince oluyor. Şimdi çıkardığının yüklem olduğunu bulduk mu? Bulduk. Sonra geriye kalanlardan Mameyeki alanlara bakıyoruz. Başlayan, başlamayan. Geçip geçmeyip. Tamam. Bunları bulduk. Şimdi. Bunların çeşitlerini söyleyeceğim şimdi. Böyle bir yolda araba sürmek hiç de kolay değildi. Şimdi kolay değildi derken değildi aldık mı bir kere? Niye? Çünkü bu yüklem. Mameyeki bulalım lütfen. Böyle bir yolda araba sürmek sürmemek. Devam ediyoruz. Yol Karavuldağ'ın eteğine gelince dar geçitten ayrılır. Bak bu birinci yüklem bu iki tane yüklem olan cümle. Dağın zirvesine tırmanır. İkinci yüklem. Onu da aşar. Sonra sarf ve çıplak olan öbür yamaçtan usul usul inerek ormancıların evlerine ulaşırdı. Şimdi bazı cümlelerde birden fazla yüklem olur. Niye? Bunu da size Kafanız karışmasın arkadaşlar. Nerede? Şu muydu? Allah. Şimdi. Burada yüklemi bulduktan sonra geri kalanlar dedik ama bazen şöyle cümlelerde olabilir. Hani şöyle göstereyim size onu. Bakın şuradan göstereyim. Mesela bu da çok önemli. Bu da, bu da Türkçe açısından çok önemli. Üniversite de karşısına çıkarsa kesin yapmanız lazım. Mesela bu örneği hep veririm. Aynı örneği veriyorum. Tonguç içeri girdi. Böyle bir cümle olur mu? Olur. Virgül yerine oturdu. Yani virgül koyup devam edebilir. Yani. Dolayısıyla bu yüklem Aa bu da fiilimiz diyemezsin. Bu da yüklem yani. İki tane yüklem var. Bunlara bir sıralı cümle diyoruz. Birden fazla yüklem olan cümle diyor öğrenmişsiniz 8. sınıfta. Ee, bu hocam bunu buldum karı içine sonra. Hayır yok öyle bir şey yani. Bir dakika. Girdi girmedi. Hayır hayır hayır. Bu da yüklem. İki tane yüklem var. Ama şimdi şuraya bakın. Dikkatli dinleyin burayı. Tonguç içeri girip böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Tonguç içeri girip e ee, dersin. Tonguç içeri girip yerine oturdu dediğiniz zaman oturdu yüklem olur. Başka yüklem yok. İçeri girip girmeyip diye burada fiilimsiersiniz. Bak, bunun fiilimsi, bunun da fiil olduğunu anlayabiliyorsanız zaten ne mutlu sizlere. Bakın. Bu fiilimsi, bu fiil. Niye? Bu cümleyi bitiriyor. Tonguç içeri girdi. Ya yani bitirmemiş ama hocam ya. Yani bitirmemiş, devam edeceği ama istese bitirebilir yani. İki tane yüklem yani var burada. Burada ise bu bitiremez yani. Tonguç içeri girip yerine otur dediğinde bu farklı. Bak, bu ikisi arasındaki fark görüyorsanız ne mutlu sizlere. Şimdi dolayısıyla tırmanır, aşağı ayrılır bunlar birer yüklem. Şimdi bunları bulduktan sonra geriye kalanlardan mavi alanlara bakıyoruz. Gelince gelmeyince hop olan olmayan hop inerek inmeyerek hop bitti. Karavul Dağı çok yakındaydı. Dikdörtgen için alıyorum. Yok bir şey. Küçük çocuk yaz mevsiminde hemen hemen her gün yanına aldığı dürbünle gölü seyretmeye gelirdi buralara. Gelirdi yüklem. Hemen mavi bakalım. Aldığı almadığı. Seyretmeye seyretmemeye. Tepeden bakınca her şeyi görürdü. Görürdü yüklem. Bakınca bakmayınca devam ediyorum. Yaya da atlı da ve tabi arabada çok iyi görünürdü. Görünürdü yüklem. var mı başka bir şey yok. Tamam. Şimdi taktiğimiz şu arkadaşlar. Ma, yiş, mak iki alanlar isim fiil. An, esi, mez, ar, dik, ecek, miş alanlarda nedir? Sıfat fiil. Şimdi o zaman başlayan sıfat fiil. Niye an almış? Sürmek isim fiil. Geçip zarf fiil, ee, geçip yazayım şöyle, geçip zarf fiil, başka, ya yazalım hepsini ya, sürmek isim fiil, başlayan sıfat fiil, devam ediyorum, gelince zarf fiil, olan sıfat fiil, an eki almış, olan, ve başka inerek zarf fiil, erek, başka aldığı dık eki almış sıfat fiil, bakınca ince eki almış zarf fiil, yani mayışmak ya anası mezar dikecek bir şey almadıysa zaten zarf fiildir. Seyretmeye M kalmış. Seyretmeye isim fiil. Başka da yok galiba zaten. Tamam. Aldığını yazdık. Bakıncayı yazdık. Evet. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi dersimizi bitirdik. Sizin yapmanız gereken 0'dan 10'a Türk dili edebiyatımızdan ve Dinamo soru bankalarımızdan güzel güzel çalışmak ve inşallah yazılınızdan en yüksek notları almak. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Diğer yazılı provalarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu derse anlatmıştım. Bakalım kimler yazabilecek.